İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin, karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yenikapı Mevlevihanesi, Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlıçeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Sevgili Arpa Çaylı kardeşlerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Burası Arpaçay. Zarşat sınırından geçen Arpaçay Nehri'nin etrafında uzayıp giden yemyeşil düzlükler. Arpaçay Nehri'nin kollarının yemyeşil çimenler üzerinde kıvrıla kıvrıla aktığı düzlükler burası. Gökyüzünün engin ve derin ufuk çizgileri ötesinden kıvrılarak gelen Arpaçay Nehri, hemen ağaçların önünde gürleyerek akarken suyun şırıltısı, sokakların sesine karışır burada.
Arpaçay adını bu nehirden almıştır. Doğusunda Ermenistan toprakları ve Akyaka ilçesi, güneyinde Karsili, kuzeyinde Çıldır ilçesi ve batısında da Susuz ilçe. Görülmeye değer bir coğrafya burası. Arpaçay'a bağlı Bahçeler Mahallesi, Orta Mahalle, Yeniçayır Mahallesi, Yeni Mahalle, Dört Mahalle. Toplamda 47 adet köy bulunmaktadır Arpaçay'da. Ermenistan'la sınırı 10 kilometredir. Geniş bir düzlüğe sahip arazi, az dalgalı bir denizi andırır size bakarken. Küçük çaplı tepeler, alışılagelmiş dağlardan çok uzak. Eliniz bulutlara değecek kadar yakın. Sessiz, sakin ve mağrurdur buralar. İlk başta Arpaçay'ın sessizliği büyüler sizi. Bu sessizlik içinde, ilçenin merkezinde yeni cami hoş geldin der size. Sokaklarda pek kimseye rastlayamazsınız. Herkes işinde gücünde tarlasında. İlçenin merkezinde bulunan Alaaddin Avcı Parkı, kuşların cıvıltıları arasında dinlenip etrafın havasını teneffüs edebileceğiniz harika bir ortam. Arpaçay hudutlarından Kars Çayı ve bir kısmı ilçe sınırında kalan Çıldır Gölü'nden akan Telek suyunda yine zengin su çeşitliliğini oluşturmakta bu muhteşem doğa. Müzik
tarım ve hayvancılık ön planda burada. Her taraf kadife gibi yemyeşil. Hayvanlar özgürce dolaşıyor meralarda. Kars ile Arpaçayır ilçesine hoş geldiniz diyorum. Mülazim Kaya. İlçemiz 1920'de kurtulmuş olup 1927'de belediye ilk olmuştur. Belediyesi kurulmuştur. İlçemiz 49 köyden mevcut olup toplam 20 bin nüfusu vardır. İlçemizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Mevcut ilçemize bağlı Çıldır Gölü'dür. Çıldır Gölü vardır. Çıldır Gölü turizme açık alandır. İnsanların geçim kaynağı bahsettiğim gibi işte tarım ve hayvancılık olduğu için burada sanayimiz, iş alanları olmadığından dolayı zaman zaman göç kaybına neden olmuştur. İşsizlikten dolayı bu göç kaybına neden olduğu için de nüfusumuz gittikçe aşağıya inmiştir. Süt işletmeciliği geleneksel aile tipi mandıracılık şeklinde yapılıyor halen. Bu yemyeşil meralar daha çok hayvanları besleme amaçlı ekilir ve biçilir. Kars bölgesinin hemen hemen genelinde olduğu gibi burada da vazgeçilmez kaz besiciliği yapılmakta. İlkbahar mevsiminde meralarda otlatılarak büyüyen kazlar kış ayında kesilip yeniliyor. Kazlarda bulunan bu tat hiçbir et grubunda yoktur. Özellikle kar yağdıktan sonra kesilir kazlar. Kesinlikle kış mevsiminde buraya gelip kaz etinin tadına bakmalısınız. Geniş bir coğrafyaya sahiptir buralar. İçinize sindire sindire gezip dolaşmak için bolca vakit ayırmalısınız kendinize. Thank you.
Çıldır Gölü'nün tamamı kış aylarında donuyor. Bölgeye kış sezonunda gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği Çıldır Gölü'nün her köşesi bu etkileyici doğa olayına tanıklık ediyor. Çıldır Gölü, kızaklı at turu ve buz tutan gölde balık avı inanılır gibi değildir. Bu heyecan verici duyguyu mutlaka yaşamalısınız. Buradaki doğal güzelliklerden biri de sizi büyüleyecek olan Kuş Cenneti Kuyucuk Gölü'dür. 245 hektarlık alana sahip bu gölde 56 farklı türden 1209 kuş bulunmaktadır. Buraya geldiğinizde doyasıya eğlenebilirsiniz. Tatil yapabilir, stres atabilirsiniz. Düşünsenize, hayatınızda hiç görmediğiniz kuşları göreceksiniz. Hiç sesini duymadığınız, adeta müzik gibi dinlendiren kuş sesini dinleyeceksiniz. Kuş gözetleme yerine çıkıp gölü seyredeceksiniz. Biz sizin yerinizde olsak böyle bir şeyden mahrum kalmayız. Sizler için geldik, bu muhteşem doğayı görüntüledik. Gezmekle doyum olmayan eşsiz coğrafya, son yıllarda alternatif seyahat rotası arayanlar için cazibe merkezi buralar. Doğu Ekspresi yolculuğunun son durağı, kültür, tarih, lezzet ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeye hazır bir yer. Yedi köy hariç bütün köylerin yaylası var. Hepsi de görülmeye değer. Kısırdağ, Gökdağ eteklerinde ve Mişko adı verilen bölgelerde bu doğa harikası yaylaları görmelisiniz. Sevdiklerinize özel hediyeler götürmekten hoşlanıyorsanız, Arpaçay halısı eşsiz fırsat sizin için. Doğa ve kış turizmi, lezzetli mutfağı, misafirperver halkı ve alternatif rotalarıyla keyifli bir seyahat deneyimi buralarda.